Merhabalar, hoş geldiniz Sayın İhsan Eli Açık. Hoş bulduk. Şimdi size sorum şu olsun. Fikirleriniz topluma çok aykırı geliyor. Topluma ve devlete. Ben röportajdan önce şunu düşündüm. Acaba toplum mu bu fikirlere uzak, yoksa gerçekten İhsan Hocam aykırı mı düşünüyor? Bu konuda ne dersiniz? Şimdi fikirleriniz topluma aykırı derken toplumdan ne kastedildiğini ortaya koymak lazım. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla benim savunduğum şeyler, özellikle dini yorumlar ve görüşler genel topluma yabancı değil. Yani toplumda bir halk İslamı diye bir şey var. Bir de cemaatler İslamı var. Tarikatlar ve cemaatler İslamı var. Bu tarikatların ve cemaatlerin Türkiye'deki seçim matematiği açısından oy oranı %6'yı geçmiyormuş yapılan araştırmalarda. Cemaatler ve tarikatlar. Bunlar dini cemaatlerdi. Şimdi bu dini cemaatler benim görüşlerimi tasvip etmiyor büyük çoğunluğuyla. Yani işlerinde tasvip edenler, bu görüşlerde olanlar var ama genel olarak onlara aykırı olduğu söylenebilir. Ama genel toplum, yani %90 gibi Türkiye'de böyle bir derya var yani. Bunlar veli cemaatlere mensup olmayan, örgütlü dini cemaatlerden birisiyle birlikte hareket etmeyen, bir şeyhe bağlı olmayan, bir tarikatta olmayan, bir dini cemaatte yer almayan böyle kendi halinde vatandaşlar. Diyarbakır'da, Bursa'da, İstanbul'da, Antep'te, Sinop'ta, her bir yerde. Şimdi ben onlarla görüştüğüm zaman, seni televizyondan izliyoruz, takip ediyoruz diyorlar ve onların fikirleri bana yakın geliyor. Şöyle, bunu şöyle temellendirmem lazım. Mesela ben diyorum ki, bu tarikatlar ve cemaatlerde bir ritüel abartısı var. Mesela kabirde ilk sorulacak şey namazdır. Namaz kılmayan cezalandırır. Namazda kafir arasında, müminle kafir arasında namaz vardır. Şeklinde böyle namazı, orucu, başörtüsünü, kandil gecelerini, dini ritüelleri kutsayan, hatta bunları dini yerine geçiren, dini bunlardan ibaretmiş gören bir anlayış var dini cemaatlerde ve tarikatlerde. Şimdi biz, ben veya benim gibiler çıkıp da ya din bu değildir kardeşim. Din aslında işte yalan söylememektir, öldürmemektir, çalmamaktır, alın teriyle geçinmektir, komşusu açken tok yatmamaktır, yardımlaşmaktır, infak etmektir, fakir fukarayı gözetmektir, dürüstlüktür falan dediğin zaman vatandaşın buna olumlu tepkisi olduğunu görüyoruz. Onlar diyorlar ki ha tam da bu işte bizim söylediğimiz, benim Müslümanım da tam bu. Yani ben şimdi illa başımı örtmek zorunda mıyım hocam? İlla namaz kılmak zorunda mıyım? İlla hacca gitmek zorunda mıyım? Yani bunlar zorunluluk mu? Bunlar yapmazsak dinden çıkar mıyız? Denildiğinde hayır çıkmazsınız. Bunların hiçbirisinin kazası ve cezası Kur'an'da yok. Yeter ki dürüst olun, iyi olun dediğim zaman ha tamam ya tam aradığımız hocayı bulduk diyorlar. Yani köşedeki bakkal, kendi halinde vatandaş benim söylediklerime ben onlarla tersleşmiyorum. Tam tersi ben ona halk İslamı diyorum. İçinde irfan barındıran dini cemaatlere kardeşim bu din meselesini o kadar fazla abartmayın. Herkes böyle namaz kılacak, oruç tutacak böyle başını sıkı sıkı örtecek falan. Bunları bırak. Sen adam ol, canımı ye, dürüst ol. İyilik, güzellik, doğruluktur din dediğin. Güzel ahlaktır. Bu kadar yani. Ne abartıyorsunuz? Diyen bir uslup var. Hatta bazen işte içki içmek değil, sarhoş olmak haramdır. Adam iki tek atmış diye ne yani? Bunun dinden çıkmaz falan gibi söylemler Türkiye'deki genel halkın hoşuna gidiyor. Bizim aradığımız tam bu diyor. Yani biraz böyle ritüelleri sıkmayan, böyle daha biraz daha gevşek tutan, daha serbest yoruma açık. Hani aslındaki deyimle mezhebi geniş. Böyle yorumlar yaptığın zaman insanların büyük çoğunluğu bunu tasvip ediyor. Dolayısıyla benim sorunum biraz dini cemaatler ve tarikatların önde gelenleriyle. Hatta onların tabanlarıyla da böyle bir yerde karşılaşsak, uzun uzun böyle bir iki saat konuşsam çoğunu ikna ederim. Onların daha çok tabanları değil, tavanlarındaki yöneticileri,
aleyhte propaganda yapıyorlar, algı yaratıyorlar. Onu izlemeyin, kitabını okumayın, dinden çıktı, kafir oldu, ateist oldu, bilmem ne oldu diyerek. Mesela Cübbeli benimle ilgili böyle bir sürü şeyler söyledi cemaatine. O cemaat de o ön yargıyla bakıyor. Onlarla da bir yerde bir şekilde karşılaşamıyoruz. O nedenle ben onları şimdilik bir kenarda bırakıyorum. Benim evet. muhatabım dini cemaatler ve tarihçiler. Benim muhatabım genel olarak Türkiye halkıdır. Onlara ben dini gerçekleri ve doğruları bir yoluyla ulaştırmaya çalışıyorum. Ve onlar da bundan aslında memnun. Aramızda öyle bir çok aykırı bir şey yok halkla yani. Evet, gelelim asıl soruma hocam. Evet. Son zamanlarda tartışılmaya başlandı. İslam'ın mevcut yorumu sorun üretiyor. Sünnisi, Şiisi fark etmiyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Bir de İslam dünyası diye bir yer var mı hocam? Şimdi İslam dünyası kavramına ne anlam yüklediğinize bağlı. Mesela İslam ümmeti var mı derseniz ümmetin kavramsal içeriğinden yola çıkarak yok diyebiliriz. Çünkü ümmet siyasi, sosyal, iktisadi, politik birliktelik oluşmuş topluluklar anlamına geliyor. Ümmet, örgütlü, birliktelik oluşturmuş topluluklara ümmet deniyor. Şimdi böyle bir mesela İslam Konferansı Teşkilatı falan gibi böyle şeyler var ama onlar tam ümmet kavramının içinde değerlendiremeyiz. Böyle dağınık bir dünya var yani. Buna İslam dünyası, ezan okunan yerler, halkı Müslüman olan memleketler, geçmişte Müslümanlığı bu şekilde yaşamış topraklar diyebiliriz. O anlamda bir İslam dünyası olduğundan bahsedebiliriz. Ne kastediyoruz? Yani girdiğin zaman ezan sesi duyduğun yerler demektir. Burada bir zamanlar Müslümanlık yaşanmış, imparatorluk kurmuş, Müslüman askeri tarım imparatorlukları, Osmanlılar, Araplar, İranlılar filan çeşitli Müslüman imparatorluklar kurdular. Fatimilerden, Emevi'den, Abbasi'ye kadar. Oraların hakim olduğu yerlerde hala Müslümanlık ritüeller düzeyinde ezan okunan, camiye gidilen, cuma namazı kılınan, hacca kervanlarla gidilen, Ramazan ayında bir ay oruç tutulan bir uygulama var. Ama İslamiyet siyasal, sosyal, iktisadi olarak da özellikle ve politik olarak yeryüzünden çekilmiş durumdadır şu anda. Geriye bir ritüelleri kalmıştır sadece. Yani girdiğin zaman bir İslam ülkesine onun İslam ülkesi olduğunu nereden anlarsın? İnsanlar camilere bakıyor, ezan okunuyor, halkı Müslümanız diyor, işte kadınlar örtülüyor falan. Demek ki burası Müslüman deniliyor. Halbuki Müslümanların ölçüleri de bana göre artık değişti. Suç oranlarına bakılması gerekir. Mahkemelerdeki davalara bakılması gerekir. Cezaevi gerekir. Neden dolayı yatılıyor diye. Orada Kur'an'a uyulup uymadığı buralardan belli olur. Gelir dağarımındaki eşitsizliğe bakılması gerekir. Zengin yoksul uçurumuna bakılması gerekir. Burada bir düzelme varsa insan hakları ihlallerine bakılması gerekir. Buralar düzgün gidiyorsa orada benim anladığım Müslümanlık var demektir. Ama şu anda bu noktalarda İslam dünyasının neredeyse tamamı Türkiye dahil çökmüş vaziyette. Ama her yerde ezan okunuyor. Bu bir İslam olduğu anlamına gelmiyor. Buna İslam'ın belki posası geriye kalmış son hali, son uygulanan ritüelleri diyebiliriz. Ama İslamiyet hayatın içinde davranış olarak ekonomik, politik, hukuki, siyasi davranışlar kalıbı olarak yok. İlk soruma gelelim tekrar. İslam'ın mevcut yorumu sorun üretiyor mu şu an? Tabii şu anda İslam'ın mevcut yorumu dediğimiz şey şöyle bir şey. İslam'ın mevcut yorumu diyor ki İslam devleti olacak. Geçmişte Osmanlılar, Emeviler, Abbasiler vardı. Şimdi bunun yerine imparatorluk falan denmiyor da İslam devleti deniyor. Mesela İran'da İslam Cumhuriyeti var. Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan şeriat uygulaması var. Afganistan'da Taliban bir yere ele geçirince orada hemen bir yönetim tesis ediyor. Suriye'de, Irak'ta, Musul'da işte Boko Haram'dan işte kadar çeşitli İslam örgütler bir yere ele geçirince
Orada İslam devleti ilan ediyorlar. Ne yaptıklarına baktığımız zaman diyorlar ki burada artık Allah'ın hakimiyeti geçerlidir. Herkes namaz kılacak. IŞİD Musul ele geçirince 12 maddelik bildiri yayınladı. Bildirinin birinci maddesi namaz kılmayan kırbaçlanacaktır. İkinci maddesi kadınlar dışarı peçeyle çıkacaktır. Şimdi İslam'dan bunu anlıyorlar. İran'da şu anda kadınların başı açık olarak dışarı çıkması 40 yıldır yasak devrimden bu yana. İran topraklarına girdiğiniz zaman saçlarınızı örtmek zorundasınız. Bu Allah'ın hakimiyeti, İslam'ın egemenliği, Kur'an'ın egemenliği falan olarak görülüyor. Dolayısıyla nereye gitseniz, Mısır'da mesela İhvan-ı Müslümin Teşkilatı 40 yıl sonra bir seçimle iktidara gelebildi. 40 yıllık koca teşkilat Mısır'da Mursi döneminde iktidara gelişinin 2. 3. ay mıydı neydi? İşte 9 yaşındaki çocuklarla evlenebilir diye yasa çıkarmaya kalktı. Böyle çağdaş Mısır kamuoyla ayaklandı tabii buna karşı. Ne yapıyor bunlar diye. Yani 40 yıldır sonra olacak bu muydu yani? Dolayısıyla şu anki mevcut İslami yorum bir dini diktatörlük öneriyor. Geleceğiz ve dini ibadetleri, namazı, orucu, başörtüsünü devlet zoruyla insanlara uygulayacağız. Bu İslam'ın hakimiyeti, Kur'an'ın egemenliği demektir diyorlar. Ve yine geleceğiz, işte 4 kadınla evliliği serbest bırakacağız. 2'ye 1 kadınlar şahit olacak gibi motomot Kur'an'da yazılan şeyleri anlayarak, düzenleyerek işte mirası yine 2'ye 1 şekilde bölüştüreceğiz gibi hükümler uygulamaya kalkarak aradan 14 asır geçmiş. İnsan hakları da çok ilerlemeler kaydedilmiş. Kur'an'ın başlattığı kadınlara yönelik reformları şu anda çağdaş dünyada kadın hakları savunucuları İstanbul Sözleşmesi'nden kadınlara karşı şiddete, ayrımcılığa son veren bildirgeye kadar bir takım feminist akımlar, insan hakları kuruluşları zaten Kur'an'ın Mekke ve Medine'de başlattığı kadınlara, kölelere, zayıflara, yoksullara, toplumda ezilen kesimlere yönelik iyileştirme çabaları bugün çok ilerlemiş bir şekilde çağdaş dünyada da devam ediyor. Şimdi bunları böyle geriye götürüp 14 asır öncesinde dondurup olduğu gibi tekrar uygulamaya kalkıyorlar. Dolayısıyla bunlar sorun teşkil ediyor. Ve son olarak da Müslümanlar şu andaki mevcut İslami yorumla çağdaş bir dünya ile karşı karşıyalar. Kavramlar var, uygulamalar var, davranışlar var. Bunlar yeni. Bunları anlamakta, kavramakta ve uygulamakta bocalıyorlar. Mesela çağdaş dünya diyor ki insan hakları, demokrasi, özgürlük bunlara önem vereceksiniz. Bunların olduğu yerde, olmadığı yerde istediği kadar bir din hakim olsun o işe yaramaz deniliyor. Veya diyelim laiklik mesela. Hangi sebeplerden dolayı doğmuş Avrupa'da? Hangi gerekçelerle doğmuş? Bu tecrübeleri Avrupa'nın yaşadığı Rönesans ve reform tecrübesini insan hakları, demokrasi, özgürlükler ve laiklik gibi her dinle ilişki kurmak isteyen toplumun ve devletlerin yaşaması gereken tecrübeleri okuyamıyorlar. İslam dünyası şu anda bunları tam okuyamıyor. Ve kendi düşünce dünyasıyla ve değer yargılarıyla bağdaştıramıyor. Birçok dini örgüt şu anda İslam'da insan hakları yok, demokrasi küfürdür, laiklik dinden çıkmaktır filan diye düşünüyor. Ve bunlara karşı cephe alıyor. Peki bunların yerine ne öneriyorsunuz? Bu sorunları nasıl çözeceksiniz? Yani bir grup gelecek, devleti ele geçirecek dini bir grup, diğer dini rakiplerin tasfiye ettiği gibi halka da zorla dini yorumlarını ve ibadetlerini, ritüellerini dayatacak. Şimdi buna karşı laiklik diye bir şey çıkmış kardeşim. Şimdi sen ne yapacaksın yani? Bunu yeniden mi yorumlayacaksın veya ondan önceki döneme gidip tekrar aynısını mı yapacaksın dediğimiz zaman çaresiz kaldıklarını, iştihat yapamadıklarını, yorum üretemediklerini, çağdaş meseleler karşısında zihnen donup kaldıklarını görüyoruz. İşte tam da burada bu söylediğim temel 3 gerekçeden dolayı iştihat yapılması gerekiyor. İslamiyete bir yorum getirilmesi gerekiyor. İslam'ın 14 asır öncesinden alınıp getirilip çağdaş dünyanın orta yerine böyle bırakılıp insanlığın temel değerleri bağlamında yorumlanması gerekiyor. Bu içtihatı kim yapacak hocam?
Az önce söylediniz. 1400 sene önceki İslam'ı getirip bugünümüze koyarsanız yorumda farklılıklar meydana geliyor ve anlaşılmaz bir din ortaya çıkıyor. Siz de buna karşı dediniz ki ya içtihat kapısı açık, içtihat yapılması lazım. Buyurun, kim yapacak? Evet, şimdi, az önce de İslam dünyası var mı diye sordum size. Bu içtihatı kim yapacak? İşte İslam dünyasının alimleri, aydınları, entelektüelleri ve düşünürleri yapacak. Ve halkın ihtiyaçlarına cevap veren görüşler serdedecekler. Bunun yapılması için illa bir kurumun olması gerekmez. İçtihat yapmak öyle büyük cüret isteyen bir konu değildir. İçtihat yapmak, görüş açıklamak demektir. Yani bunu nasıl çözmemiz lazım? Kur'an'a dayalı olarak, peygamberin uygulamalarına dayalı olarak, onu günümüzde yeniden yorumlayarak, İslam'ın ana ve temel değerlerine bağlı kalarak bir yorum yapmak ve sorunu çözmek için fikir ortaya çıkarmak, bunun için çaba sarf etmek, cihat etmek demektir. Şimdi aslında bunu birçok kişi yapıyor şu anda. Ama yaptığı şeye içtihat demiyor. Yani Sünni alimler, Şii alimler bir meseleyle karşılaştığında hayatın zorlaması ve diyalektik akışı gereği zaten içtihat yapmaya mecburdur. İran'a gittiğin zaman mesela hatta bizatihi Mollalar belli bir seviyeden sonra müştehit ismiyle anılıyorlar. Yani halkın dini ihtiyaçlarını içtihatlar yaparak gideren kişi demektir. Bizim Türkiye'deki bu ilahiyat fakültesi mezunu ayarında bir bilgiye sahip ben içtihat yapıyorum diyor. Fetva dediğimiz şey onlar içtihat diyorlar. Dolayısıyla şimdi fetva diyerek açıkladığımız şeyler de bir anlamda içtihat oluyor, yorumlamak oluyor. Şimdi bunların bağımsız bir şekilde herhangi bir siyasi politik kaygı gütmeden menfaat gereği değil Müslümanların çağdaş dünyada hem Müslüman olarak hem de çağdaş dünyada birlikte nasıl yaşayacağına dair kafa yoran kişiler tarafından yapılmalıdır. Yani hem çağdaş dünyayı kavramak hem de Müslüman kalmak mümkündür. Bu ikisini bir arada yürütebiliriz. Bunun için bir görüş açıklanması gerekiyor. Bu görüşü açıklayanların dışlanmaması gerekiyor. Hemen dinden çıktı, kafasına göre fetva veriyor, içtihat yapıyor. Dinlemeyin bunu denmemesi gerekiyor. Şimdi dedikleriniz doğru ama İslam dünyasında alimlerin ya da üniversite hocalarının, ilahiyatçıların, din adamlarının hatta bizim ülkemizde imamların tamamı devletten maaş alıyor. Devletten maaş alan din adamı dinin, devletin aleyhine bir şey söylemesi ya da kabul görmüş genel içtihatların dışında bir yorum getirmesi beklenebilir mi? Beklenemez. Genelde devletten maaş alanlar ve devlet görevlileri hükümetin çerçevesinde kalırlar. Bu nedenle Müslüman alimler, aydınlar ve fikir adamları benim görüşüme göre devletten bağımsız olmalıdırlar. Özgür olmalıdırlar. Aklı hür, vicdanı hür yorumlar yapmalıdırlar ve Müslüman halkın ihtiyaçlarını giderecek, onlara ışık tutacak dini fikirler geliştirmelidirler. Ama bu zor bir yoldur. Herkes bunu tercih edemez. Çünkü bunun bir sürü zorlukları var. Hem dışlanırsınız, hem kamuoyundan tecrit edilirsiniz, hem devlet sizi mahkemeye verir, hem onlarla boğuşursunuz. Geçim sıkıntısı ortaya çıkar. Parayı nereden kazanacaksın? Maaş olmayınca nasıl yürüyecek? Oldukça zor bir yoldur. Mesela ben şu anda böyle bir zor yolda ilerleyenlerden birisiyim. Hayatım boyunca devletten hiç maaş almadım. İlahiyat Fakültesi'nde 3 yıl okudum. 3. yılın sonunda da bıraktım. Kendi isteğimle, derslerim çok iyi olduğu halde, devam etsem birincilikle bitirecek durumda olduğum halde bıraktım. Niye bıraktım? Bağımsız çalışmak istedim. Ben devlete bağımlı, böyle sınırları çizilmiş, burun dışına çıkmayacaksın dediğin zaman orada ben fikir üretemem. İyi ki de 85-90 yılları arası 5 yıllık dönem, işte bizim dönemimiz o dönem oluyor. İyi ki de ben bağımsız çalışma yoluna girmişim. Şu anda ben belli bir noktaya geldim. Hala da ben araştırmalarım, yazılarım devam ediyor. Bu ölünceye kadar da devam edecek. Eğer orada kalmış olsan onlar seni şekillendiriyor. Geçmişte üretilmiş düşünce kalıpları var. Bunun dışına çıkmayacaksın deniliyor. Şimdi gelelim sizin konulara. Cumhurbaşkanı Erdoğan Din Görevlileri ve Camiler Haftası'nda yoksul Müslümanlara sabretmeyi tavsiye etti.
Siz de buna itiraz ettiniz. Hayır, bunu diyemezsin. Sabredemezler yoksullar diye. Ben de şimdi size şu soruyu soruyorum. Müslüman ne yapsın? İsyan mı etsin? Şimdi Ebu Zer-i Gıfari'ye göre aç sabahlayıp da kılıcına davranmayanın aklından şaşarım diyor. Yani evet. Ebu Zer-i Gıfari hakkı yenen yoksulların isyan etmesi gerektiğini söylüyor. Ama bu isyan oradaki kılıç da metafor olarak kullanılabilir. Sözlü olarak olabilir. Bir şeye itiraz etme olabilir. Hayır öyle değil, katılmıyorum buna demek olabilir. Oy vermemek olabilir. Destek olmamak olabilir. Yardım etmemek olabilir. İsyanın çeşitli şekilleri vardır yani. İlla ki isyan öyle silahlı isyan şeklinde olacak diye de bir şart yok. Kaldı ki devletlere gariplerin, yoksulların ve sivillerin silahlı isyan etmesi de bana göre silahlı isyan etmesi de sonuç olmak bakımından doğru bir girişim değildir. Çünkü genellikle bunlar ezilerek yok edilirler ve bastırılırlar ve işler daha bir kötüye gider. Dolayısıyla şimdi yoksul olan birisinin önce zihnen isyan etmesi lazım. Yani buna itiraz etmesi lazım. Şimdi yoksullar sabretmelidir diyen bir kişiye eğer bu bir cumhurbaşkanı ise herhangi bir yoksulun eğer bana sabır tavsiye ediyor diye düşündüyse şöyle yaklaşması lazım. Peki yoksullara sabretmek mi gerekiyor yoksa zenginliği mi sorgulamak gerekiyor? Sen bize yoksullara sabret diyorsun ama 16 ayrı sarayda bir yıl içerisinde yazlık saray ayrı, kışlık saray ayrı, Ankara'daki saray ayrı, Ahlat'ta başka bir saray yaptırıyor. Bilmem Marmaris'te, şurada burada saraylarda yaşıyorsun birader. Sonra diyorsun ki yoksullar sabretsin diyorsun. Yani yoksula sabretmek mi gerekiyor? İsrafı engel olmak, zenginliği sorgulamak, harcamaları kısıtlamak, yoksulların hakkını bir hakkın dağıtmak, onlara engel olmamak, kendi yandaşını zengin etmemek falan mı gerekiyor yani? Bu da başka bir şey gerekiyor. Evet. Bunu fikir olarak bunu kabul edemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Kaldı ki bu Kur'an-ı Kerim'e de ters. Mesela ben Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde yoksullara sabredilmesi gerektiğine dair hiçbir ayet göremedim. Eğer bilen biri varsa, bizi de şu anda dinliyorsa bunu dinledikten sonra bana göndersin. Kur'an-ı Kerim'in neresinde yoksullara yoksul oldukları için sabretmeleri gerektiği söyleniyor. Tam tersi. Tam tersi. Kur'an-ı Kerim'de ben zenginleri eleştiren onlarca ayet gösteririm. Zenginleri eleştiren, zenginliği eleştiren. Niye infak etmiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Mesela Tövbe suresinin 34 ve 35. ayetlerinde en meşhur olanını söyleyeyim. Vaktimiz yok şimdi. Orada diyor ki para biriktirenler, altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda infak etmeyenler, yani yoksullara vermeyenler. Orada Allah yolu birinci anlamda yoksullara, ihtiyaç sahiplerine vermek anlamına geliyor. Bunu yapanlar ve kendilerine para biriktirenler, altın, gümüş ve dirhemi biriktirenler, o biriktirdikleri dağlanarak alınlarına, sırtlarına ve böğürlerine vurulacak. Ve onlara denilecek ki, tadın kendiniz için biriktirdiklerinizin azabını. Bu Tevbe suresi 34-35. ayetlerdir. Ve burada şiddetli bir para biriktirme, kamudan ve halktan servet saklama, kendine biriktirme eleştirisi vardır. Ve eleştiri evet. Çok şiddetlidir. Ve bundan başka bir ayette de böyle bir ifade kullanılmamıştır. Dağlanmak, o biriktirdiği paraları kızartılıp, burada bir sembol kullanılıyor, alınları, böğürleri, sırtları dağlanacak diyor. Şimdi böyle bir sürü ayet var. Dolayısıyla benim görüşüme göre bir ülkede gelir dağılımı adaletsizliği varsa, yoksulluk varsa, açlık varsa orada sistemin sorgulanması gerekir. Zengin yoksul yaratan sistem nedir? Kapitalizmdir. O zaman buradan sorgulamaya başlanması gerekir. Bu yoksulluk neden oluşuyor? İnsanlar niye fakir? Fakire yardım etmeyi bırak. İnsanlar niye fakir kardeşim? Yani sürekli böyle zekat vereceğiz. Üstelik o da 40'ta bir, ihtiyaçtan fazlası da değil. Bu böyle sürüp gidecek sonsuza kadar. Ama birisi çıkıp da bu zenginlik niye var? Niye böyle sürekli yardım edip duruyoruz ki? İnsanlar orta halli olsun herkes. Kendisinin evi olsun. Herkesin evi olsun, iş yeri olsun, geçimi olsun. Kimse kimseden aslında bir şey istemesin. Herkes kendi halinde geçinsin gitsin. Niye bu dünyada yaşamak için
şu 50-60 yıllık ömründe insanlar güçlülere zebun ediliyor. Devlet ne güne duruyor? Devlet bu vergileri niye topluyor? Vatandaşını niye aç bırakıyor? Sonra da sabredin demeye başlıyor. O çözüm kendisinde oysa ki. Şimdi vatandaşlar evet. Ne yapıyor? Vatandaşlar ne yapıyor? Mesela ben her yıl Ramazan ayında bir çağrıda bulunuyorum ama şu ana kadar kimse dinlemedi tabii. Bu vesileyle soruyla ilgili olduğu için bu vesileyle söylemiş olurum. Diyorum ki Ramazan'ın girişinde ey türbelere giden Alevi ve Sünni kardeşlerim. Aleviler de gidiyor akın akın. Sünniler de gidiyor. Ramazan özellikle ilk haftasında işte Telli Baba Türbesi, Yeşu Baba Türbesi falan babaların, Anadolu'daki babaların ve dedelerin türbelerine gidiyor. Ne yapıyorlar o türbelerde? Yapılan araştırmada genellikle üç şey bıraktıkları gözleniyor. Bir, cüzdan bırakılıyor oralara. Yani para istiyor. Anahtar bırakılıyor. Yani ev istiyor. Bir de saç teli bırakıyor. Yani koca veya karı istiyor. Evlenecek. Evlenemiyor çünkü. Şimdi bunları kimden istiyor? Yüzyıllar önce bunları yapmış olan babalardan ve dedelerden istiyor. O babalar ve dedeler yüzyıllar öncesinde doğru bu işleri yapıyorlardı. İnsanları evlendiriyorlardı, ev buluyorlardı, aş buluyorlardı, yardım ediyorlardı fakire, fukaraya. Yani babalık yapıyorlardı. Onun için Anadolu halkı onlara baba dedi yani. Anadolu babalarla dolu. Çünkü onlar babalık yapıyorlardı gerçekten. Ama şimdi babalığı onlar yapamazlar çünkü hepsi öldü. Ama vatandaş gidiyor ölüsünden de istemeye devam ediyor. Ben de onlara diyorum ki lütfen o babaları dedeleri ebedi istirahatgâhlarında rahat bırakın. Onları işkence yapmayın. Siz eğer bunları olmasını istiyorsanız yaşayanlara gitmeniz lazım. Sizin hakkınızın olduğu bir yer biliyorum. Lütfen o cüzdanları, saç tellerini ve anahtarları gidin oraya bırakın. Ankara'da bir saray var. Sarayın etrafında böyle telerlerle çevrili. Gidin onları oraya bırakın. Zengin Müslümanlar, özellikle parayı sonradan bulan zengin Müslümanlar neden şımarık ve kibirli oluyor? Zenginliği kaldıramadığı için olsa gerek. Çünkü zenginlik de aslında bir ahlak, prensip, duruş gerektirir. Hani şöyle denir, burjuvaziden olmak için 3 nesil üniversite mezunu olması gerekir ve 3 nesil belli bir hayat düzeninin üstünde yaşaması gerekir. Yani sen, senin deden ve senin oğlun, 3 nesil, dede, oğul ve torun aynı hayat düzeyini ve eğitim düzeyini yakalamış olması lazım. Bunun 3 nesil sürmesi lazım. Buna burjuvazi deniliyor. Burjuvazinin de kendine özgü kuralları vardır. Tamam sömürücü bir sınıftır, sermayedar bir sınıftır ama onun da prensipleri vardır. Buna hak edilmiş zenginlik veya hak edilmiş demeyelim de zenginlik çünkü hak edilmez bana göre. Ne diyelim? Yedirilmiş, gerekleri yerine getirilmiş zenginlik diyoruz. Şimdi bizim bu Müslüman camiadan zengin olanlar böyle bir 3 nesil falan geçmediği için birdenbire iktidar nimetlerine konarak feleklerini şaşırıyorlar. Birdenbire daha dün açlıktan nefesi kokarken birdenbire bir yere geliyor. Aniden hak edilmemiş, emek verilmemiş avantadan böyle servet akıyor. Rant akıyor ve onunla beraber birdenbire zengin oluyor. Şimdi vatandaş ne oluyor? Ne yapacağını şaşırıyor. Böyle bir durum karşısında nasıl davranılır? Ne yapılır? Bunu bilmediği için ve genellikle hak edilmemiş paralar insanı şaşırttığı için onlar da birdenbire şaşkınlığa dönüyorlar. Öte taraftan içsel olarak da ne insani olarak ne de İslami olarak para ve zenginlik karşısında nasıl davranılması gerektiğine dair bir eğitimden ve ruhi süreçten de geçmiş değiller. Oysa bunların birçoğu mutasavvıftır, çoğu tarikatçıdır ama onlar da böyle bir zenginlik karşısında hemen afalladıklarını görüyoruz. Çünkü tasavvuf bir lokma bir ırka demektir. Tasavvuf züht demektir. Züht dünya malının kişiyi değiştirmemesi demektir. Yani fakirken de yoksulken de hiç değişmeyeceksin. Eline para geçti diye, makam mevki geçti diye, sınıf atladın diye başka birisi olmayacaksın. Hep aynı kalacaksın. Buna züht deniyor. Hani tasavvuf merkezlerinde züht öğretiliyordu. Hani bir lokma bir ırka yaşanıyordu.
bizatihi tarikatların ve tarikatçilerin kendisi zengin ve lüks hayatlar yaşıyorlar. Ve müritlerine de sürekli fakirliği, fukaralığı, Hazreti Ebu Bekir karnına taş bağlardı. Peygamberimiz hurmalı lifleriyle örülü bir evde yaşadı filan diye telkinde bulunuyorlar. Vaaz veriyorlar Hazreti Ömer'in yamalı bohçası filan diye. Sürekli vaazlarında bunu kullandıklarını görüyoruz. Ama bunlar işte kendileri buna uymuyorlar. Hocam Müslümanlar İslam dünyasında, Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda hak, adalet, özgürlük gibi kavramların yerine devletin kutsallığı, tarikatlar, cemaatler, şeyhler öne çıkıyor. Bu gibi kavramlar öne çıkıyor. Bunun için ne dersiniz? Yani Müslümanlar neden özgürlüğü, hakkı, adaleti savunmuyor da devletin kutsallığını savunuyor? Ya da kralın, ya da halifenin, ya da işte o ait olduğu tarikat şeyhinin ya da tarikatının kutsallığını savunuyor. Oysa bireysel hak ve hürriyetler, özgürlükler bence hepsinden daha öne geçmesi gerekiyordu. Ama bunlar kendi bireysel özgürlüklerini devlete feda ediyorlar. Tarikata ya da cemaatlerine feda ediyorlar. Bunun sebebi ne hocam? Şimdi esasında İslamiyet ilk başladığında Mekke ve Medine'de adalet kavramı revaçtaydı. Aslında İslam yeryüzüne sosyal adalet çağrısı yaptı. Çünkü dini ritüeller ve ibadetlerin hepsini Mekkeliler zaten biliyor ve yapıyordu. Mekkeliler Allah'a da inanıyordu. Medineliler de Allah'a inanıyordu. Fakat birbirleriyle sürekli kavga halindeydiler. Şimdi sosyal adalet, kölelere özgürlük, kadınlarla erkekler eşittir. Engelliler, yoksullar, güçsüzler, zayıflar, kabilesizler ile diğer insanlar arasında fark yoktur. Hepsi Allah'ın kuludur, birdir, eşittir. Hepimiz Adem'deniz, Adem de topraktandır söylemi aslında bir özgürlük, eşitlik ve adalet çağrısıydı. Yani Fransız devrimi sloganlarıyla aynıydı yani. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik diye Fransa'da devrim gerçekleşti. Fransa'nın üç bayrağının üç rengi de bunu ifade ediyor. Ama bunların hepsini Mekke ve Medine'de, bunların üçü de Kur'an kavramıdır. Uhuvvet, musavat, adalet. Bunların hepsi Kur'an'da geçiyor. Mekke ve Medine'de de bunlar söylenmişti. Ama Kerbela ile beraber karşı devrime uğradı. Emevi karşı devrimine. Ve İslam'ın sosyal çağrıları öldürüldü. Kerbela'dan sonra da doğduğu topraklara gömüldü. Geriye ne kuruldu? İmparatorluk kuruldu. Arap, Emevi, Ganimet İmparatorluğu, Fetih İmparatorluğu. Bunlar ne yapacaklar? İslamiyet bayrağı altında dünyayı ele geçirecekler. İslam'ın sancağını dünyanın her yerine taşıma adı altında kendilerine toprak ve rant kazanacaklar. İş buna dönüştü. Ondan sonra onu Abbasiler devraldı. Aynısını devam ettirdi. Osmanlı devraldı. Aynısını devam ettirdi. Bunların hepsi tek bir tarihsel süreçtir. Aralarında fark yoktur. Sadece görüngü farkı vardır. Araplardan Türklere, Arapların o kavminden bu kavmine geçmiş. Ama ana mantık hep aynı. Bunların yaydığı şey İslam da değil aslında. İslam dediğim gibi Kerbela'da söyleyeceğini söyledi. O günkü çağ İslam'ın söylediklerine kulak asmadı. Araplar da kulak asmadı. İslamiyet de kendini kurumsallaştıramadan Medine Sözleşmesi mesela sürdürülemedi. Oradan bir demokrasi doğabilirdi. Köleler serbest bırakılamadı. Efendilik kölelik kalkmadı. Yoksullar, fakirler, fukara durumu düzelmedi. Kadınların durumu daha da kötüye gitti. Erkeklerle eşit hale gelmeyi bırak. Dolayısıyla olmadı yani. Aynı Fransız devrimi gibi, aynı Rus devrimi gibi, aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi, aynı İran devrimi gibi. Yeryüzündeki bütün dinler ve devrimler benim görüşüme göre yarım kalmıştır. Bütün dinler ve devrimler, bütün. Hepsi yarım kalmıştır. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sürdükten sonra karşı devrime uğrayarak. Üstelik bu karşı devrim o dinlere ve devrimlerin taraftarları yaparlar. Karşıdan bir saldırıya uğramaz. Mesela Emevi'nin kaldırdığı bayrak kelime-i tevhid diyen Allah, Resul, Muhammed, kelime-i şehadet, İslam'ı yayıyoruz, fethediyoruz. İşte Stalin'in kaldırdığı bayrak Rus devriminin bayrağıydı ama karşı devrim yaptı ve Rus İmparatorluğu'na dönüştürdü devrimi. Şimdi bütün devrimleri ben inceledim. İlk ikinci kitabım da bununla ilgili zaten. Yeryüzünde böyle bir tecrübe yaşandı. Şu anda geldiğimiz noktada hepsinin yarım kaldığını görüyoruz. İslam dünyası özellikle bu konuda çok önemli. Devleti kutsamak nereden geliyor? Devleti kutsamak esasında devlet
kendisine itaat edenlere ve bağlı olanlara avanta aktardığı için ve devlet devletler başkalarından vergi alma üzerine kurulu olduğu için devlette çalışmak, devletin imkanlarından yararlanmak yağlı ballı bir olay. Kişinin tek başına çabalaması, çalışması, üretmesi, kazanması zor bir iş. Ama gidiyorsun, devletin koltuğuna oturuyorsun, hazır vergiler geliyor, onları yiyorsun. Kimsenin haberi yoksa da hepsini götürüyorsun. Para sana ait değil yani. Bir şey ürettiğin falan yok yani. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi denir ki Türkler 16 tane devlet kurdu. İşte Cumhurbaşkanlığının forsunda 16 tane yıldız var. Bunlar ne ifade ediyor? Türk devletlerini ifade ediyor. Bu devletlerin hepsini hemen hemen birçoğunu yine Türkler yıkmış. Yani bir Türk devletini diğer Türkler yıkıyor, onun yerine kendini devlet kuruyor. Şimdi 16 tane devlet kurmak ve şöyle bir söz vardır yani Türk devletsiz yapamaz. Türkler tarih boyunca daima devlet kurmuştur. Devletsiz olamamıştır. Devlette devlet, devlette devlet diye bir devlet kutsaması nereden geliyor? Ben bunun üzerine epey düşündüm. Biri iyimser, biri kötümser, bunun iki yorumu var. Önce iyimser yorumu söyleyeyim. Devlet demek herkes demektir. Devlet demek toplumun örgütlü gücü demektir. Devleti kutsamak demek aslında toplumu kutsamak demektir. Yani benim şahsıma ait bir şey yok. Her şey devlet. Yani her şey toplumun. Toplumu yücelten bir anlayış aynı zamanda devleti yüceltir. Ama bu iyimser olan ve genellikle pek yapılmayan bir şey. Çünkü orada devlet herkesi, kamuyu temsil ediyor. İkinci yorum da şöyle, bu devlet kutsamasının kaynağını söylemeye çalışıyorum. Şimdi devlet başkasından alınan vergi demektir. Devlet vergi toplama yetkisine sahip yegane kurum demektir. Hepimiz çalışırız, paza kazanırız ve devlete vergi veririz. Devlet de o vergileri alır, yoksula, kamuya, hizmetlere harcar. Ama devlet yöneticisi olan kişi bunu yapacağım diye bunları kendi cebine de indirebilir. Bayağı bir avanta merkezidir yani. O zaman oraya göz dikersin, gidersin devletin hazinesinin başına oturursun, 3 günlük yoksula verirsin, 5 kuruş cebine indirirsin. Güzel bir kaynaktır. Ballı bir kaynaktır. Bu nedenle devleti kutsamak demek, başkasının sırtından geçinmeyi kutsamak demektir. Çalışmaya yanaşmamak demektir. Herkes birbirinin sırtından geçinmesi demektir. Herkesin devlete kapak atması, herkesin devlet memuru olmaya çalışması, herkesin devleti kutsaması ve onun kulpundan yapışmaya çalışması, herkesin birbirinin sırtından geçinmeye, birbirinin verdiği vergiden almaya talip olması demektir. O nedenle İslam dünyası ülkelerinde dikkat ederseniz devlet kutsanıyor. Yani ben kendim çalışamam diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu dediğiniz çok doğru. Bireyin güçlü olması lazım. Eğer birey güçlü olursa, yani eğitimli olursa, kendi kazancını kendi kazanabilir durumda olursa, meslek sahibi olursa, dünyanın her yerine geçerli mesleğe sahip olursa ve kendisi o mesleğiyle kendi kazancını üretip hatta onu başkasına da aktarma durumunda olursa o ülkede hakiki demokrasi kurulur. O ülkede hakiki din yaşanır. Bu olmadığı için bizim toplumlarda halkın çoğunluğu mesleksiz, başkasının gözüne bakan, bir şey üretemeyen ve başkalarından gelecek yardımla ancak ayakta gelecek durumda olan ve genellikle de eğitimsiz, doğru, yanlış, eğriyi bilemeyen durumda olduğu için ne demokrasi oluyor ne de din yerleşiyor. Evet. İhsan Hocam teşekkür ederiz. Görüşleriniz bizimle paylaştığınız. Umarım faydalı olmuştur. Güzel sorulardı. Teşekkür ederim bunları düşünüp sorduğunuz için. Tam böyle bam telinden sorulardı. Umarım faydalı olmuştur. Bildiklerimi açıklamaya çalıştım. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Zaman zaman görüşlerinize başvurmak istiyoruz. Tamam, eyvallah. Başarılar dilerim çalışmalarınızda. Sağ olun. Sağlık ve afiyetler dilerim. Görüşmek üzere. Eyvallah, teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar.